Arkadaşlar merhaba. Bugün Tavşanlı Tepecik Beldesi'ndeyiz. Ali Osman Aykul abinin kümesine geldik. Burayı birazdan geniş olarak da size göstereceğiz inşallah. Tamamen tavuklar için hazırlanmış bir yer. Kaç dönüm abi burası? 1000 metrekare değil mi? 1000 metrekare kapalı bir alan ve daha da geliştirilecekmiş. Yani yazda burası herhalde tamamen kapanacak. Ali Osman abinin farklı tavukları var. Bunları göreceğiz şimdi. Evet, başlayalım. Osman abi sizden bize de anlat bakalım tavuklarını. Bunlar tavuk bakkızdan abi. Evet abi. Al. Bir tane alayım abi seninle. Evet. Tavuk bakkızı olarak geçiyor. Bunların yumurtalarını biz makinelere bırakıp. Osman abi az sesini yükseltir abi. Bunlar yumurtaları çoğaldık. Evet abi. Türkiye'nin dört tarafına. Evet. Üreticilere, olmayacak arkadaşlarımıza. Elimizden geldiği kadar göndermeye çalışıyoruz. Yani Mart ayında biz başlayacağız. Şubat'ta başlayacağız. Kanalımızın vasıtasıyla da sizin Facebook adresinizi yazarız altına. Telefon numaranızı yazarız. Aynen. Yani isteyenler Türkiye'nin her yerinde görüyorsunuz şu güzelliği arkadaşlar. Yumurtadan cevizden. Arkadaşlar yakından alıyorum biraz daha iyi görebilmeniz için. Yani şu Allah'ın yarattığı büyük bir sanat eseri işte. Ali Osman Aykul abi de bunlara hizmet ediyor. Ve inşallah Şubat gibi başlayacağız bunların yumurtalarını dağıtmaya. Bütün Türkiye'nin her yerine göndereceğiz. Evet Ali Osman abi devam edelim abi. Diğer kümeslere geçebiliriz. Evet abi. Bunlar sarkı rahmı Ali. Evet rahmalarımız. Sarkı rahmı olarak geçiyor. Tepeli rahmı olarak geçiyor. Hepsi belli. Bakın arkadaşlar horoz nasıl bak. Horoza baktı. Alınca elime nasıl güzelime geldi. Evet, maşallah bunlar da şöyle rahmalar. Evet. Evet abi. Evet Osman abi kaç tane var burada çeşitlerimiz? Burada 13 tane dişi var. 13 tane dişi. 13 tane dişi 3 erkek. Portakal var renk olarak. Light var. Evet. Süt beyaz renkli dolaplar var. Evet abi. Hayvanlardan. Bunlar da yani kendi bir aile oldular burada yani bu şekilde diyorsunuz. Evet abi geçelim abi başka kümesimize. Evet yine burada. Buradakilerde. Gold Frizen. Gold Frizen'ler değil mi? Gold Frizen olarak geçiyor. Hı. Evet. Gold Frizen olarak geçiyor. Hayvanlar. Evet abi. Yine de önce bunlar da yumurtalarına, civcivlerine Şubat ayı itibariyle ülkenin dört tarafına göndermeye çalışıyoruz. Evet. Geçen tavşanda da bir güzel bir yere gitmiştik. Bunlardan vardı ama farklı. Abi horoz tutabilir misin bana? Horoz tutmaz. Kaka. Zor değil mi o? Kaka. İçimde abi. Şunu aldım. Bak, en güzelini seçtin mi abi? Hı hı. Evet arkadaşlar bakın. Evet. Gold Frizen görüyorsunuz. Evet. Bunlar şu anda yumurtlamıyor değil mi abi? Yumurtaya yakın az kaldı. Havada soğuk oldu şimdi. Biraz daha gün ışığıyla alakalı gerçi yumurta oluyor ama. Şubat ayı gibi biraz daha günler uzadığı zaman yumurta evet. Oluyor başlıyor bizde. Evet abi. Burada neler var abi? Orada neler var? Burada siyah sultanlarımız var. Siyah sultanlar. Siyah sultanlar. Oo evet. Burada da siyah sultanlar. Arkadaşlar bakın. Abi sen bunlara hep hazır yem mi veriyorsun? Bizim hepsi hazır. Hepsi hazır. Evet. Yani yumurta döneminde yumurta yemi. Hı hı. Diğer dönemlerde de hayvanların gelişimi için 70-100 yemi. Yani buğday kullanmıyorsunuz. Yok, burada. Buğday, tamamen profesyonelce. Çünkü bunlar süs hayvanı olduğu için. Evet. Köyte onunla mukayese edemeyiz bunlara. Tabii ki abi. Bunlar süs tavuğu. Süs tavuğu evet. Evet horoz değil mi abi? Evet, o da erkek. Evet. Evet o Ali Osman abi bir horoz elime aldım. Evet. Yani rengin şöyle arkadaşlar görün. Şuradan çek. Çok güzel bir renk şeyi var. Evet, zaten bu hayvanların işte. Erkekleri daha güzel oluyor değil mi? Renkli tabii, oluyor. Renkli. Evet bunun neydi abi cins tam olarak? Siyah sultan bunlar. Siyah sultanı. Siyah sultanı. Bu Türk ırkı mı abi bu? Tabii bizim. Kutanlar evet. Komple bu Türk beyaz ırkı. Siyahı Türk ırkı. Evet. Osmanlı dönemine ait. Evet. Padişahların besledi, sultanların bizim besledi. Kanalda sultan. Bir tane Amerika'dan birisi gönderdi abi horoz. Hı-hı. Buna yeşil benziyor. Yeşil yumurta gibi. Evet. Ben size onun linkini atayım. Amerika'dan geldi tam. Ama bu doğru. Renk olarak benzer. Kafes sakal. Renk olarak benziyor. Renk aynen. Olarak benzer. Sakal olarak ve şey olarak değil evet. Tabii. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde Siyah Sultan Türk ırkı bu da. Evet. Bunların da o elimizdeki horozu fazla üşütmeyelim. Siz bunun eğer yumurtalarından istiyorsanız Şubat gibi başlayacak şeyler. Osman abi bunların yumurtalarını almayalım. Hadi kızım. Hadi oğlum pardon. Hadi bakalım. Biraz daha
Evet. Bunlar ne abi? Bunlar portakal füzer. Portakal füzer. Evet. Bunlar portakal füzer abi. Hayvanlar çok uyumlu arkadaşlar. Hemen alabiliyorsunuz, görüyorsunuz maşallah. Şunu göstereyim. Onu alalım, alalım abi. Evet. Biraz daha kakasını ıslamış. Hadi bakalım, sen biraz ıslanmışsın. Bir şey ıslamış kakasını. Evet. Oo, maşallah maşallah. Arkadaşlar, en önemli düsturumuz maşallah demeyi unutmuyoruz. Yani bu hayvanlara Allah nazar değdirmesin inşallah. Görüyorsunuz, ben tutamadım ama şöyle yakından alalım. Evet, çok güzeller. Bunlar da aynı şekilde. Abi, suluk sistemi kışın burada don tutuyor mu? Yok. Tutmuyor. İçeride olduğu için mi bu? İçerisi sıcak. Merkez istasyonu geldiği için, karşıda güneş gördüğü için güneye baktık. Mesela tamamen. Güneye bakıyor zaten, ona göre yapıyorsunuz. Tabii. Güneyde olduğu için yani şey bizim burada mi? İşte kar yağıyor ve Ocak Şubat gibi de eksilere düşüyoruz zaten. Gece daha fazla. Evet. Onun için önleri gelli zaten. Gece kapıları. Aynen. Onun için donma olayı olmuyor bize çok şükür. Bunlar da Moblet Vizan'lar. Moblet Vizan. Bunlar değil mi abi? Şöyle bunlar bakın. Moblet Vizan'lar geçiyor. Hazır zaten bunlar, manken gibi arkadaşlar. Elime gelmeyi bekliyorlar. Böyle çok güzeller. Bak maşallah. Evet. Bu da aynı şekilde değil mi abi? Kaç tane tavuğumuz var burada? 7-8 tane. Erkek bir dişi var. Evet. Bir dişi, bir erkek, 7 dişi var. Evet. Bir erkek, dişi. Horoz abi, 7 tanesine. Yeter. Horozun baskınla alakalı olan bir şey. Evet. Normalde 5'e 1'dir. Yani ama şu anda eşeliyor ya. Yani. O, bunlar tam Beşiktaşlar için. Beşiktaşlar için bir renk. Onlar da rahibe bizanlar. Bunlar mı rahibe bizanlar? Evet, rahibe bizanlar bunlar. Evet, doğru. Bir bakalım bir. Tersi. Bir. Bunlar. Aha, bir. Alabilir miyim abi, sen daha iyi görürsün. Kanatlarla örtüyorum. Rahibe Fizan görüyorsunuz. Hollanda tepelisi olarak geçiyor ama bizim Türkiye'de bilinen adıyla Rahibe Fizan. Hollanda tepelisi. Evet, renk. Bilinen adı Rahibe Fizan. Çok güzel bir rengi var. Burada da kaç tane var? Burada 10 dişi. 2 tane horoz var burada değil mi? 2 tane 10 dişi, 2 erkek var burada. 10 dişi, 2 erkek var. Aynen. Bir de burada da gümüş füzanlar var Ali. Gümüş füzanlar var. Aha, gümüş füzanlar var burada. Evet abi. Burada 12 tane dişi, pardon 15 tane dişi, 3 tane erkek var burada. Evet, 15 dişi, 3 erkek. Bir tane aynen. Dişi gelsin bakalım, biz biliyoruz. Hadi podyuma çıkmak isteyen var mı? Gel sana yakalayayım bir tane. Bir tane yakala bakalım abi sen bana. Yani evet, gümüş füzan. Evet, gibi. Bu gümüş. Tepe sakal kombinasyonu gördüğün gibi. Çok güzel abi, evet. Bir alayım abi şöyle, maşallah. Maşallah. Abi bunlar kaçar yaşında? Nasıl şu anda durumları? Bizde en fazla 2 yaşına kadar duruyor. Ondan sonra biz yeniliyoruz nesini. Yeniliyorsunuz. Evet, yeniliyoruz. En fazla 2 yaşında oluyor bizde. Ondan sonra gönderip alttan itikaya yavru yetiştiriyoruz. Evet. Yavru nesini genç tutmak için. Şimdi hayvanları beklediğimiz için yumurta veriyorlar. Orada küçük oluyor hayvanlarda. Aynen. Kaçar tane yumurta veriyorlar aslında? Bunların gibi yumurta verimi 160 ile 180 tane arası yumurta bir tane hayvanın. Abi 160-180 tane arası çok iyi değil mi yani bunlar için? Irkına göre mesela sultanlar 60 ile 80 tane arası. Evet, sultanlar daha az veriyor. Daha az düşük yumurta verimi. Evet. Aynen bunlar. Peki abi sen bunların makineden mi çıkarıyorsun yoksa? Makinede. Hepsi de makinelerde. Yani gurk sistemi yok zaten yok, diyorsun. Gurk sistemi yok zaten çünkü çıkan günlük cevizi sayısı 350 ile 400 ile cevizi çıkıyor sezonda. Dolayısıyla bizim tavukla çıkarma şansımız yok. Aynen. Peki Ali Osman abi hastalıklarla nasıl mücadele ediyorsun sen bu hayvanlarla? Hastalıkların tamamını cevizliyken yumurtadan çıkar çıkmaz hepsini. Vebasını, koruza, çiçek, siyerdi. Haftalıktan dur. 3 aylık dönem dönem aşıdan tamamını yapıp öyle gidiyor buradan. Durduğu müddetçe cici. Evet. Tamam aşıdan olup ondan sonra gidiyor. Ondan sonra gönderimini tabii, yapıyorsunuz. Tabii. Siz daha çok civciv mi gönderiyorsunuz yoksa yumurta mı yapıyorsunuz? Ağırlık civciv. Ağırlık yumurta da gönderiyoruz. Yani kaç günlük civciv oluyor? 15-20 gün olduğu zaman terini toparlıyor. Ya, müşterinin istediğine bağlı. Haftalı olabiliyor, aylık olabiliyor. Daha fazlası olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü 400 tane civciv çıktığı için ortalama burada. Onu biriktirme şansım yok. Yalnız göndermen gerekiyor. Dolayısıyla en fazla 1 aylık civciv. 15 günlük civciv olarak gönderiyoruz normalde. Evet.
Yani 15 günlük civciv aldığı zaman bundan aşısı hepsi hazır olmuş oluyor. Aynen. Ve hepsinin cinsi de zaten korunuyor. Tabii. Orijinal ırk isteyenler için bunlar çok normal bir seçenek. Hepsi Fizan ama evet, hepsi gümüş yüzün ayrı, ayrı. Fizan olarak biliyoruz ama bunların farklı. Irk hepsi ayrı olması gerekiyor. Yoksa aynen, birbirine karıştırdığı zaman olmuyor. Hepsi orijinal. Orijinal ırk. Evet, çok güzel abi. Yani buraya da çok güzel bir yatırım yapmışsınız. Alasman abi burada 3 tane de köpek bekliyor arkadaşlar. Evet Alasman abi, bu kadar buraya bir yatırım yapmışsın. Sen hayvanlar için mezata falan gidiyor musun? Yok. Bizim mezat olayımız olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi mezatlarda herkesin hayvanı geliyor. Farklı yerlerde. Evet. Dolayısıyla bu hayvanın bir hastalık riski olduğundan mikrop var. Şimdi bu hayvanı oraya götürdüğümüz zaman geri getirme şansımız yok. Bir de şöyle bir şey var. Hiçbir zaman bir sarraf çıkıp da altıncı çıkıp da bende altın var bir resmeyle bağırmaz. Doğru mu? Doğru, doğru. Dolayısıyla bizim malımız pazar malı olmadığı için evet, pazara çıkmaz. Yani bunların kıymetini bilen var diyorsun. Kıymetini yurt dışına var da gönderiyor musun abi? Tabii. Türkiye'nin dört tarafından yurt dışına. Yumurta, özellikle yumurta yurt dışına. Evet. Hemen hemen ne bileyim, Jakarta'ya dahi bizim yumurta gönderiyoruz. Jakarta'ya da yumurta gönderiyoruz. Tabii, evet. Endonezya, Hindistan, Pakistan bu taraflara bizim evet, yumurta gönderiyoruz. Ama dediğim gibi bizim buraya yumurta çıktı mı, pardon, hayvan çıktı buraya girmiyor tekrardan. Tamam. Hastalık olayısıyla diyorsun. Evet. Peki yumurta, güvendiğimiz yerlerden yumurta giriyoruz mu? Geliyor. Ama canlı hayvan gelse bile 15 gün ayrı bir yerde bir tane hayvan koyup yanına 15 gün karantinada tutup ondan sonra ilaçlarını yapıp veba ilacı, koronavirüs hepsini yapıp parazitleri yapıp ondan sonra çiftliğimize giriyor. Evet. Çok güzel. Bu ne girmez buraya hayvan. Evet arkadaşlar, bugün Tavşan Tepecik Köy'deydik. Tepecik Beldesi'ndeydik. Alasman Aykul abinin kümesine geldik. Burada çok güzel, tam orijinal tavuklar var. Şubat, Mart aylarında inşallah bunların yumurtaları ve civcivleri de verilecek. Civcivler 10-15 güne kadar aşılanmış bir şekilde, sağlam bir şekilde istenilse gönderiliyor. Yumurta da Alasman abiyi duydunuz, Jakarta'ya kadar bile gitmiş. Türkiye'nin her yerine, değil mi abi? Gidebilir aynen, rahatlıkla. Biz açıklamalarımıza Alasman abinin Facebook adresini ekleyeceğiz. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni tuşuna bizden fazla görmeyin. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olun.